Furkan Vakfı diye bir şey, tarikat mı, cemaat mi? Ben hiçbirini tasvip etmiyorum ama bunlara ters düşmüş, muhalif olmuş. Bir de böyle yandaş tarikatlar, düşman tarikatlar var. O vakfın şeyinde çarşaflı böyle simsiyah, gözü dahi görünmeyen bir kadın, ya başörtülü bir polis geldi, copla arkasından öyle bir vurdu ki kadın yüzüstü kapaklandı. Bu nedir peki? Bakın, ben Hasan Akkuş'u kınıyorum o kadına yaptığı hareketten dolayı. Evet. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısını. Ama siz Yapamaz. bunu koskoca 12-15 milyonluk CHP camiasına mal ediyorsunuz ama kendinizin, yani sizin verdiğiniz yetkiyle valilerinizin yaptığı bunları görmezden geliyorsunuz. Rize'deki köylü kadının günahı ne? Soma'daki köylü kadının günahı ne? Şurada Merzifon'da meralarına sahip çıkmaya çalışan köylü kadınların günahı ne? Kaz Dağları'nda ormanlara sahip çıkmaya çalışan köylü kadınların günahı ne? Onlara Hatay'da da terörist diyorsunuz, köylü değil mi? kadınlar zeytinliğine sahip çıkmaya Sırf. çalıştı dün. Gitti zeytinler. Onlara da jandarma ile müdahale ettiler. Onlara Evet. terörist diyorsunuz, değil mi? Toprağına, tarlasına, bağına, bahçesine sahip çıkanlara terörist diyorsunuz, değil mi? Ondan sonra Hasan Akkuş bir densizlik yaptı diye bütün CHP camiasını kadınların gırtlağına sarılanlar diye Cumhurbaşkanı seviyesinde dillendiriyorsunuz. Hiç kusura bakmayın. Biz kınamasını da biliriz. Gazeteci tekmelenmiş. Ayakları kırılsın gazeteciye vuranın. Biz mağdurun kim olduğuna bakmadan kınarız. Terbiyesizliği, suçu, ahlaksızlığı. Ama siz gazetecileri sizin gibi düşünmüyorlar diye cezaevine dolduruyorsunuz. Tolga Şardan, Barış Terkioğlu, Barış Pehlivan, Müyesser Yıldız, Merdan Yanardağ. Hangi birini sayayım şimdi? Bu insanlar niye cezaevinde yattılar? Sizin gibi düşünmeyen gazeteciler sokak ortasında dayak yediler. Bakırköy meydanında. Bir çift laf ettiniz mi? Biz ediyoruz, ben ederim. Gazeteciye vuranın ayağı kırılsın derim. İster A Haber muhabiri olsun, ister Sözcü muhabiri olsun. Hiç bakmam mağdurun nereden olduğunu, kim olduğunu. Meslektaşıma sahip çıkarım, kınarım. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. İktidar bunu yapmıyor. Sizin gibi düşünmeyenlere yaşam hakkı tanımıyorsunuz. Aslında Ya bu adaletli bir aralar bana savunma sürekli gerektirmiyor mu zaten? arkadaşlarım şey diyor. Bu aralar sürekli arkadaşlarımdan şöyle şeyler duyuyorum. Seni rüyamda gördüm, çok karışıktı. Ya aman dikkat et işte. Böyle bazen yakınlarımdan mesaj alıyorum. Aman Denizciğim gözünü seveyim dikkat et. Bunların gözü dönmüş her şeyi yaparlar falan. Ya bu ülkeyi bu hale getirmişsiniz. Valla bazen böyle 1984 romanındaki gibi bir karakter gibi hissediyor insan kendini. Yani nereye varacağız, nereye gideceğiz? Ben şey yapamam. Ya bir seçime gidiyoruz değil mi? Bayram havasında olsun. Şimdi dün sabah burada Erdal Beşikçioğlu'nu şey yaptık, konuştuk. Etimesgut Belediye Başkan adayı. Akşam da tesadüf işte. Ben normalde izlememiştim. Bu yeni sezonunun son bölümünü izledim. Behzat Ç. filminin. Ya adam yetenekli bir tiyatrocu ya. Çok da başarılı, çok da böyle doğru noktalara şey yapan. Böyle gitsin. Saygı abiye, Saygı Öztürk'e verdiği röportajı okudum. Ya insan umutlanıyor, gerçekten umutlanıyor. Yani böyle pozitif, işte ayrımcılık yapmamayı vaat eden, birleştiricilik vaat eden, hani birlikte yaşam vaat eden, umut vaat eden bir siyasetçi profili, daha doğrusu sanatçı profili, siyaset artık ne kadar siyasete alışabilecek bilmiyorum ama buna ihtiyacımız var bizim. Yani bir memleketin normalleşmeye ihtiyacı var. Gerçekten bu kutuplaşmanın, bu zehirli dilin tek panzehiri normalleşme. Ama o kadar uzaktayız ki, ya yani o kadar uzaktayız ki diyorum ya bak mesela yani paran var, 1,5 milyonun var, tok alacaksın. Ya Yetmez bir şimdi milyon yedi yüz iktidarın bin liran olması lazım. propagandasına neyse işte 1,700,000 olsun. Ya iktidar yanlısı görürler beni falan diye endişe ediyorsun. Ülkeyi getirdikleri hale bak ya.
Yani TOG alırsam iktidar yanlısı görünürüm gibi bir endişe duyuyorsun ya.